Bakan kurum yüzüne bakarak söyledi, İmamoğlu salonu terk etti. Ankara'da başlayan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'a temelsiz iddialarla karşı çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda Bakan Kurum İmamoğlu'nun yüzüne bakarak Kanal İstanbul'u yapacağız dedi. Bakan kurum sözlerine şöyle devam etti. Kanal İstanbul projesi doğal kaynaklarımızın, su kaynaklarımızın, vatandaşımızın, İstanbul Boğazımızın korunduğu deprem ve her türlü afet testinden geçmiş ekolojik koridorların, millet bahçelerinin yeşil alanların ve sosyal donatılarıyla çevre hassasiyetlerimizin tüm unsurlarının içinde barındırıldığı örnek bir medeniyet projesidir. Tüm bu özellikleriyle Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel davetli olarak çağrıldıkları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ni terk etti. CHP'li başkanlar salondan ayrılma kararını Bakan Kurum'un Kanal İstanbul ile ilgili sunum yapması üzerine aldıklarını belirtti. Toplantıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna giden ve HDP'lilerle dayanışma pozu veren eşi Dilek İmamoğlu için yaptığı açıklama sonrasında eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav oldu. Oktav profilinde yer alan ünvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıkladı. Türkiye'nin tepkisini çeken Demirtaş tiyatrosu tartışması bitmiyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın tiyatro oyununda buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve HDP'li terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş önceki günlerde Pervin Buldan'ı da yanlarına alarak Demirtaş'ın oyununu izlemiş ve birlikte poz vermişlerdi. Eşinin bu karelerde yer almasını ve vatandaşın tepkisini yorumlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hem terör tutuklusu Demirtaş'ın oyunundaki buluşmayı desteklediğini bildirdi. Ayrıca İmamoğlu'nun eşinin tahsili üzerinden yaptığı yorum ise tepkilere neden oldu. Benim eşim iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, master olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinde bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. İmamoğlu'nun tepeden bakan bu tavrına tepki gösteren isimlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav oldu. Oktav profilinde yer alan ünvanı İmamoğlu'nun protesto amacıyla sildiğini açıkladı. Zeynep Oktav profilinde şu açıklamayı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Profesör Doktor ünvanımı sildim. Ünvanlar gelip geçicidir. Esas olan vatanseverliktir. Selahattin Demirtaş ile gözleri yaşartan, ittifaka imza atan Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi açıklamalarını siyaset gereği değerlendirmek mümkündür. Seçim öncesi farklı, seçim sonrasında farklı açıklamalar yapsın anlamında söylemiyorum ama her siyasi partiliye kucak açıyorum söylemiyle değişik kesimlerden oy isteseniz de. Siyasetin de kabul edemeyeceği bazı vazgeçilmezler var. Başkan seçilir seçilmez belediyenin kapısına TC harflerini ekleten Ekrem İmamoğlu, helal olsun bu da senden beklenirdi övgüsüyle Trabzonlulardan destek alsa da şimdi geldiğimiz noktada icraatların belediyedeki tabelaya TC ekleme başlangıcından bambaşka yerlere savrulduğu apaçık ortada. Tabelaya TC eklersiniz, eklemezsiniz. İkisini de tolere etmek mümkündür ama Trabzonluların biz uşağımıza güveniriz, HDP'nin kuyruğu olmaz referansı ile koltuğa oturup sabah akşam Selahattin Demirtaş güzellemesi yaparsanız, çok beğeniyorsanız CHP'den istifa edin, HDP'ye katılın derler adama.
Her kredinin bir sonu vardır. Ekrem İmamoğlu da Trabzonlulardan aldığı krediyi bitirmek üzere. Yakındır. Bizim uşağımızdır. Farklı partilerden de olsak uşağımıza destek çıkalım diyen Trabzonluların Ekrem İmamoğlu'na ders verme vakti yaklaşmaktadır. Ekrem İmamoğlu İzmirli olsa, son tavırları belki normal görülebilirdi. Antalyalı olsa, kısa kısa geçelim, Ege'li olsa, Akdeniz'de olsa, hatta Marmara'dan olsa kendisine destek sürebilirdi. Ama Trabzonlular PKK terörüne çocuklarını şehit verdikleri, hatta vermeye de devam ettikleri için artık bu riyakarlığa destek vermeyeceklerini tahmin ediyorum. Karadeniz çocuğu Süleyman Soylu'ya, Karadenizlilerden hak etmediği desteği alarak belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu. Erkek çeneleri az konuşsa belki barış ve huzur ortamı oluşabilir. Tehdidi yaparsa, tehdit de nereden çıktı diye sormayın. Cümlenin mefhumu muhalifinden yola çıkarsanız, çok konuşursan silahlar konuşur demeye gelen bir cümle kurarsanız, bunu hem de iki şehit verdiğimiz günün ertesinde yaparsanız rezalete de tüy dikmiş olursunuz. Gerçekten de daha bir gün önce iki askerimiz şehit olmuş. Onun öncesinde 4 şehidimiz daha vardı. Kuzey Irak derken, Kuzey Suriye derken, hatta Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinden gelen saldırılar derken şehit vermeye devam ediyoruz. Ama Trabzon çocuğum diye ortalıkta dolaşan bir adam erkek çeneleri az konuşsa belki barış ve huzur ortamı oluşabilir diyerek teröristlere hak veren açıklamalar yapıyor. Sanki bu denenmemiş gibi, sanki büyük riskler alınarak çözüm süreci başlatılmamış gibi, sanki silahları bırakıp sınır ötesine gidiyoruz diye açıklamalar yapılırken yolların altına bomba yerleştirilmemiş gibi. Hem silahlarla saldırıp askerlerimizi şehit ediyorlar, hem de siyasi uzantıları aracılığıyla barış istiyoruz diyorlar. Düne kadar siyasi uzantıları sadece HDP'ydi. Şimdi bir de buna CHP'yi eklediler. Yakında İYİ Partililer de katılırsa hiç şaşırmamak gerekir. Çözüm sürecinde AK Parti'yi yerden yere vuranlar, yani görüntü de olsa PKK'lılar silah bırakma sözü verdiğinde PKK ile yapılan anlaşma devletin iflasıdır diye algı oluşturanlar. Şimdi PKK'lılar ellerinde silah ile güvenlik güçlerimizi şehit ederlerken PKK'nın siyasi uzantısı ile seçim kazanmanın sarhoşluğunu yaşıyorlar. Çözüm sürecinde barış ümidiyle hareket ederek AK Parti'nin ülke ihanet ettiğini iddia edenler, o süreçte bir tane güvenlik gücümüzden kaybımız olmadığı halde o süreci kökten yanlış gibi mahkum edenler, şimdi güvenlik güçlerimize silah sıkmaya devam ederken PKK ile barış yapılması isteğinde bulunanlara kol kola siyaset yapmayı sürdürüyorlar. Erkekler çenelerini tutacakmış, barış gelecekmiş. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'na bu sataşmayı yapan Ekrem İmamoğlu. Patlamaları doğudan batıya kaydırıyoruz. İstanbul çok uzak değil diyerek terörü batı illerine yayma tehdidi yapan Murat Karayılanlara, Cemil Bayıklara tek laf edemiyorsa, bu devletin güvenlik güçlerinin başındaki bakana çeneni tut tehdidi yapan Ekrem İmamoğlu, askerimizi şehit eden teröristlere isim vererek Murat Karayılan ile, Cemil Bayık ile, Mustafa Karataş ile hepsine birden silahı bırak çağrısı yapamıyorsa, çeneler tutulursa barış gelecek de diyemez, diyememelidir. Barışın gelmesi çok kolay. PKK silahı bırakacak. PKK silahı bıraktığında bakan çenesini tutsa ne olur, tutmasa ne olur. Ama algıyı böyle oluşturuyorlar. PKK'lılar suçlu değil, onların başının heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş'ın suçu yok. PKK'ya övgü düzen, Türk askerine mal mal bakacaksın diyen adamın hiçbir kusuru yok. Her şey bakanın sözlerinden doğuyor. Onlar PKK'lıların adları ile oyunlar oynasınlar. Tiyatro bu, tiyatro. Tiyatroya da mı karışacaksın diyorlar. Tiyatroda bile PKK'lıları anacaklar. Kitap bu kitap, kitapları da mı yasaklayacaksınız diyerek algı oluşturacaklar. Bu arada meydanı PKK'lılara bırakıp onların ellerindeki silaha bir çift laf etmeyerek, o silahlarla devletin, askerinin, polisinin şehit edilmesine zemin hazırlayacaklar. Bu oyunu Trabzonlular görmüyorlar mı? Uşaklarına verdikleri oy desteğini geri almayacaklar mı? Trabzon'dan sağ görüşte, sol görüşte değişik partilere oy veren insanlar çıkar da PKK'ya böylesine zemin hazırlayan bir tane adam çıkmaz. Çıksa da kabul görmez diye düşünüyor
En azından umut ediyorum. Yeni bir oyunla muhafazakarların oylarına göz diken Kemal Kılıçdaroğlu ise başörtüsü konusunda yine günah çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da muhtarlar buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında partisinin önceki tutumlarının yanlış olduğunu da belirtti. Vatandaşı dinlemedik. CHP Genel Başkanı şunları söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman doğruları yaptık, doğruları söyledik. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Bizim de eksiğimiz, yanlışımız oldu. Biz Ankara'da oturduk, bazen çok güzel laflar ettik. Sonra döndük vatandaşa, niye bize oy vermiyorsunuz dedik. Niye size oy versin? Sen vatandaşın ayağına gittin mi? Vatandaşla oturdun konuştun mu? Derdini dinledin mi? Kabahat vatandaşın derdini dinlemeyen siyasetçilerde. O nedenle kendimizi gayet rahat eleştiriyorum. Bizim hatalarımızdan birisi kadının başörtüsü sorununu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim, vatandaş işsiz iş arıyor, çiftçinin durumu ortada, başka dertlerimiz var. Fakirlik, yoksulluk, anarşi var. Bunları unuttuk. Kadınlar başörtüsü taksın mı takmasın mı bunu konuştuk. Bu da yanlış. Çok samimi içten söylüyorum. Yanlışa her zaman yanlış diyeceğiz. Ben size şunu da söyleyeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.